Amerika'da yaşar ama Türkiye'yi söver. Onun adı Edip Yüksel. Hadi bırak saçmalığı. Türkiye'yi sövdüğüm yok. Ben Amerika'ya da o kadar eleştiri getiriyorum. Ben o Amerika'ya yönelttiğim eleştirileri sen hiçbirisini galiba okumadın, görmedin. Çünkü araştırmıyorsun. Çünkü okumuyorsun. İngilizce de bilmiyorsun. Tabii Amerika'ya, ben İngilizce konuştuğum vakit Amerikalıları, Amerika'yı eleştiriyorum. Ama benim Amerika'ya yönelttiğim eleştirilerin onda birini sen yapmamışsındır. Senin liderlerin, kahramanların bile yapmamıştır. Amerika'nın ortasında Amerikalılara meydan okumuşumdur. Ulan siz zalimsiniz, katilsiniz, teröristsiniz. Sizin devletiniz dünyanın en büyük terörist devletidir demişimdir. Derslerimde bunu söylüyorum. Princeton Üniversitesi'nde, North Carolina Üniversitesi'ndeki şeylerinde söyledim. Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmamda bunu ilan ettim. Al bir dinle Avrupa Parlamentosu'nun en azından son cümlesini. Yani 15 dakika çok fazla gelir. Beyinsiz kardeşlerim, sevgili beyinsiz kardeşlerim. Git Avrupa Parlamentosu'nda sadece son cümlemi. Ha, sizin işte kahraman dedikleriniz Amerika'nın ayaklarını yalayan insanlar. NATO'nun uşağısın. Ondan sonra utanmadan beni eleştiriyorsun. Amerika'da yaşayan. Güzel kardeşim NATO'nun uşağısın sen. Kore gazisisin. Önce ondan kurtul. Ondan sonra beni eleştir Amerika'da yaşıyorum diye. Ben Amerika'da yaşıyorum, kendimi satmadım. Sizin gibi devletin kulluk kölesi değilim. Amerikan devletine karşı en... Al işte şu kitabı baba. Bu kitabı gör. Bu Türkçe'ye çevriliyor. Neyse. Yani ben Amerika'dayım diye senin gibi devletin kulu kölesi değilim. Sen reayasın, reaya. Devlete tapıyorsun, güce tapıyorsun. Sen Amerika'da olsaydın Amerika'ya tapacaktın. Burada senin gibileri görüyorum. Amerikan bayrağı sallayıp işgalleri, Amerika'nın işgallerini, katliamlarını, şeyde milliyetçileri burada görüyorum. Senin onlardan hiçbir farkın yok. Sadece başka coğrafyadasın. Ama aynı kan içici, zalim, güce tapan bir insansın. Amerika'nın gücü sende olsaydı sen de dünyada katliamlar yapacaktın. Osmanlı döneminde yaptığın gibi az mı yaptınız? Ya kardeş katilini bile, bebeğin öldürülmesini bile şey edebiliyorsun. Onaylayabiliyorsun. Hem de savunabiliyorsun. Ondan sonra utanmadan Edip Amerika'da yaşıyor da Türkiye'ye sövüyor. Hayır, Türkiye'ye sövmüyorum. Senin iyiliğin için seni eleştiriyorum diyor. Aklını başına al. Onurlu ol diyorum. Birbirinizi öldürmeyin diyorum. Hırsızları başınıza seçmeyin. Sansürcü olmayın. Zalim olmayın. Fikirlerinden dolayı insanlara zulmetmeyin diyorum. Adil olun. Gini indekste en kötü yerdesin. Varlık dağılımı konusunda. Hem adaletten bahsediyorsun, hem Müslümanlıktan bahsediyorsun. Hem de vatan, millet kurtarma falan işinden bahsediyorsun. Oğlum dünyanın en adaletsiz devletlerinden birisinde yaşıyorsun. Zengini daha zengin yapıyor, yoksulu daha yoksul yapıyor. Ben iyiliğini için diyorum, güzelliğini için, Türkiye'nin iyi olmasını istiyorum. Ülkemin bölünmemesini istiyorum. Çatışmaların olmamasını istiyorum. Birbirinizi öldürmeyin, birbirinizi soymayın. Din tüccarlarına, demagoglara kapılmayın. Gece gündüz propagandaya talim etmeyin. Bu çok mu zor geliyor size? Ben ne kötü bir şey söyledim güzel kardeşim. Gidin birbirinizi öldürün mü, kavga edin mi, bayrak sallayın birbirinizi katledin mi dedim. Bana para mı verin dedim. Sizden ne istiyorum, hiçbir şey istediğim yok ki. Ama siz utanmadan sizin ya senin nefesin kokuyor açlıktan. Adam senin sen kokan nefesinden ödediğin vergilerle 1650 odalık saray yapıyor. Ondan sonra vatan millet Sakarya diye hava atıyor sana. Sen utanmadan onu şey edebiliyorsun. Savunabiliyorsun, ona oy verebiliyorsun. Ne üretiyorsun? Sadece palavra üretiyorsun. Diyanet İşleri Başkanlığı. Yahu Türkiye'de o kadar ya evlenemeyen erkek var. Evde kalan bir sürü erkek ve kadın var. Evlenme imkanı yok. Bir kira verecek durumu yok. Ama Diyanet'in bütçesine bakıyorsun. Bu adamlar ne iş yapıyor?
Bu binlerce, yüz binlerce imam, müftü falan ne yapıyor? Ne katkıları var? Palavradan, yalandan, yalan üretmekten, palavra üretmekten, zalimlere metiyeler düzmekten başka ne katkıları var? Ama bu adamlara 6-7 bakanlığın bütçesine denk bir bütçe vermişsin. Sen bunu destekliyorsun. Ben diyorum sen bu kendine ihanet ediyorsun güzel kardeşim. Diyanet İşleri Başkanlığı ve bu mollalar, bu din adamları sadece seni geri bırakır, aptallaştırır. Afyon üretiyorlar bunlar. İki şey üretir bunlar. Seni zalimlere kul yapmak için, sultanlara reai yapmak için sana afyon yedirir. Ve hatta hırsızlara, koca büyük hırsızlara ses çıkarmaman için. Sana afyon yedirir. Yeri gelince de seni kardeşini öldürtmen için sana hap verir. O da seni böyle coşturacak. Allahu Ekber diye gidip kardeşinin, komşunun kanını şey edeceksin, dökeceksin. İki iş yaparlar. Zalimlere, firavunlara, harunlara ve karunlara seni reaya yapıcı afyon yedirirler sana. Veyahut da yeri gelince onlara asker yaparlar Musalara. Mazlumlara karşı seni katillere dönüştürürler. O halde diyorum güzel kardeşim. Eğer gerçekten vatanını, ülkeni seviyorsa adaletten, barıştan, rasyonalizmden yana yer alman lazım. Muvahhid olman lazım. Yani sadece bir tek Allah. Allah da en mükemmel, en güzel isimlere, sıfatlara sahip yaratıcı demektir. Hepimizin ortak paydası o. Ateist bile olsan bununla sorunun olmaması lazım. Çünkü Allah haktır, gerçektir. Gerçeği arıyor musun güzel kardeşim? Bitti. Gerçek o zaman sen hakka tapıyorsun, ben de hakka tapıyorum. Allah adalettir. El-adil. Adalet, eşitlik. Irkı, mırkı, cinsi ne olursa olsun bütün insanlar hukuk önünde eşittir. Ateist. Sen adaleti tapıyor musun? Adaleti istiyor musun? Yüce bir değer, evrensel bir değer olarak kabul ediyor musun? Eyvallah. Sen de adalete tapıyorsun. Adalete, ben de adalete tapıyorum. El-adil, Allah. Rahmettir. Allah rahimdir, sevgidir. Sevgi istiyoruz. Düşmanlık değil, kin değil. Ey ateist, sen sevgi istiyor musun? İnsanlar arasında sevgi yerleşsin. Eyvallah, o zaman sen de sevgiyi yüceltiyorsun evrensel değer olarak. Akletmek istiyoruz. Akıl. Ateist, senin akılla sorunun mu var? O halde yani diyorum ki güzel kardeşim, beni Türkiye düşmanı diye şey etmek, bu Türkiye'nin asıl düşmanları hainlerin palavrasından ibaret. Gaza gelme Edip abi diyor. Ne gazı geldim ya? Gaza gelme, ne gazı mı? Paltaka artık gelmiyor musun? Ya neyse, Ali Şeref Uzan'ı kaçırdığını düşünüyorum. Ya kime ne diyorum? Burada bir sürü ergen var. Hey, neyse durayım artık burada. Kara Karga dergisinde Gök Afsami evlenmeyi teklif etti. Ya ben ya evliyim. Eşimi de çok seviyorum. Ben şimdi ikinci birisiyle evlenemem. Ben seni birisiyle evlendiririm inşallah. Çok teşekkür ederim. Birisi bana yüzük gönderdi, evlenme teklif etti. Benim için bir tane kadın yetiyor. Eyvallah. Şey, Kara Karga dergisinde iki makale yazdım. Güzel bir dergi, hoş bir dergi. Bana gönderdiler birkaç sayısını. İlk makalem neydi ya? Schrödinger'in hain kedisi diye. Ondan sonra neydi? İdiometre nedir? Aptalometre mi? Aptal ölçer miydi? Neydi? IQ testleri üzerine güzel bir eleştirim var. Ondan sonra üçüncü makalem de şey, ergenlere öğütler. Sanıyorum 38 tane öğüt. Ha, yok, ergenlere rastgele öğütler diye. Şimdi içinizde sanıyorum çok ergen var. Böyle çok güzel öğütlerim var size. Yo, bu çay. Bu da çay. Bunu unutmuşum. Bu çayı burada unutmuşum. Ondan sonra bu çayı. Ben coffee maker var ya, kahve
makinası var. Hani oraya yukarı kahve ediyorsun, kahveyi su üzerine döküyor öyle. Onu çay için kullanıyorum. Yani çay şeyi var, açık alıyor. Hindistan'dan, Pakistan'dan falan çaylar var. Ahmet çayı, bilmem ne çayı. Onları alıyorum, biraz koyuyorum oraya. Ondan sonra demliyor. Çok harika bir şey. Orada 12 tane ons. Türkçesi neydi? Yani 1-2 litre kadar şey diyor. Böyle içiyorum. Soğulu çayın gerçek. Şeker katmıyorum bak. Bu önemli. Şeker yok. Bismillah. Teist ama din konusunda agnostik olmakla ne için? İyidir. Deist ol. Ateizm yani Müslüman olmanın merdivenleri. Ateist olacaksın ilk önce. La ilahe diyeceksin. Bütün ilahları reddedeceksin. Ondan sonra araştıracaksın. Allah'ın varlığını kabul edersin. Aklen yani ateist olmak felsefi olarak makul değil. Bir sürü çelişkileri var. Deist olursun. Ondan sonra acaba gerçekten bu Allah, bu yaratıcı bize bir mesaj gönderdi mi diye araştırırsın. Eğer mesajı görürsen delilleriyle, olağanüstü delilleriyle tanık olursan o zaman o mesajı kabul edersin. Yani zaten normal olarak önce ateist, sonra deist, sonra Müslüman. En makul yolu odur. Ali Şeriati hakkında çok iyi düşünüyorum. Yani İslam bu son 100 yılda diyelim yetişen birkaç tane beyinden birisi. Yani İslam alemi denilen alemde beyin yamyamları sürekli beyin yedikleri için daha çocuk çağlarında çocukların, gençlerin böyle pek beyin yetişmiyor. Ali Şeriati hem iyi bir beyin hem iyi bir vicdan. Tabii her konuda katılıyorum anlamına gelmez. Katılmadım. Ama orijinal düşünebilen, vicdanı olan, sorgulayabilen en değer düşünürlerden birisi. Allah rahmet eylesin. Ali Şeriati'yi severim. Özgür iradeyi soruyor. Her şey deterministik olarak. Bununla ilgili bir videom var. Kaderle ilgili bir video. Onu izle. Tabii ki eğer Allah'a iman etmeseydim, Allah'ın varlığı konusunda emin olmasaydım ben özgür iradeye inanmazdım doğrusu. Yani çok zor özgür irade ama var belki de kuantum teorisi bunu olabileceği konusunda bir ümit veriyor.